Şimdi burası Zeynep, kolay gelsin. Ha, şurayı bir gösterelim. Gelecek. Kolay gelsin. Ha, kimse yok mu? Ha, İlknur Hanım yok mu? İçeriye mi gitti? Şimdi burada ne yapılıyor? Burada desen çiziliyor. Bu gördüğünüz bilgisayarlarda, efendime söyleyeyim, desenlerimiz çiziliyor. Bu desen bilgisayarı kalemi. Bu bilgisayar özel bir bilgisayar. Bak Cenk, şurayı çek. Bu normal bir bilgisayardı. Shimaseki. Shimaseki'nin Apex dediği bir desen bilgisayarıdır. Japonya'dan gelir bu. Ürünler bu şekilde, tasarımları çıktıktan sonra veya müşterimizden tasarımlar geldikten sonra modelin örgü kodlamasını yapıyoruz esasında. Burada görmüş olduğunuz her renk, bak şu alt tarafı çek, her renk bir örgü temsil ediyor. Yani tek plaka, ters örgü, aktarma, jakar vesaire, bunlar renk kodlaması. Esasında bunların hepsi bir kod. Yani esasında ben size şöyle söyleyeyim. Desen de değil bu. Photoshop gibi değil bu. İlknur Hanım, ben kendim, siz daha iyi anlatırsınız. İlknur Hanım. İlknur Hanım. Rahmetli babamın şu piyasanın 1989'da Türkiye ilk Shimaseki makineler geldiği zaman babamın, rahmetli babamın 18 yaşında mıydınız o zaman? Evet. 18 yaşındayken alıp işlediği, Japonya'ya bile yolladığı, bu mesleği öğrendiği bir hanımefendi. Türkiye'nin en saygıdeğer desencilerinden bir tanesi Berat abi. Demin gördünüz zaten ustamız. Berat usta da, İknur abla da öyle. İknur abla benim çocukluğumu biliyor. Çocukken gelirdim, bu kalem var ya, oynardım. Çık odamdan, kalemle oynamalardım, bana kızardı. Ama çok hassas değil mi? Evet, haklısın. Tabii, düşünsenize, 1989 elektronik bir bilgisayar. Yani hakikaten mekanikten elektroniğe geçiş kız, o dönemi. zamanlar millette pasaport yok, sen Japonya'ya gittin. O nasıl oldu öyle? Vallahi Anlatsana bize biraz. Kamil Bey'in tabii ki öngörülerinin çok önde olmasından kaynaklı bir şey. Tabii ki mekanikten elektroniğe ilk geçen firmalardan bir tanesiydi Evet, zaten. Zeycan Trikoy'du o zaman bizim firmamızın ismi. Evet. 92 yılında Real Tekstil olduk. Zaten yani elektronik makineler de daha yeni Türkiye'ye geliyordu, Yoktu tanıtım ki. Ajum vardı, el makinesi vardı, Koton vardı, ANVH vardı, Universal vardı. Tabi bunlar hep mekanik veya yarı karton delinerek yapılan yarı otomatik makinelerdi. Evet, yarı otomatik tabii. Veya el Elektro makinesi vardı. mekanik. Zaten o devirlerde, 90'larda adamın iki tane ajumu varsa, Berat abi yalan mı? Şeydi ya, kral adamdı yani, böyle baba bizde iki tane acım var hani filan. Neydi, yanlış mı? Doğru. 3 numara el makinesine 10 bin dolar veriyorduk. 3 numara el makinesi. Erkek. Büyük işti. Büyük işti. Ondan sonra başladın 89'da bizim bu Evet, mesleğe. ihracat yapmaya başladık zaten. İhracat da başladık. Güzel işler de yaptık. Kaç ay kaldın? Kaç, ne zaman gittin Japonya'ya, Şima'ya? 90'da. 1990'da. 90'da gittin Şima'ya. 5 hafta kaldım. 5 hafta kaldın. Bu mesleği Öğrendik. öğrendin. Bu tabii İstanbul'da da dersler Tabii vesaireler tabii. aldın. Devam Japonlar etti. bu mesleği, Japonlar Türklere, daha doğrusu mesleği biz biliyoruz Türkler olarak, ama elektronik kodlamayı Japonlar Türklere, yani Shimaseki öğretti. Tabii. Yani bizim kullandığımız aslında Japon Tabii. teknolojisi. Zaten piyasada bir Japon teknolojisi kullanıyor, bir de Alman. Hani bu bizim kullandığımız Japon teknolojisi. Onların ürettiği bir makine. O yüzden hani teknik serviste olsun, çizimlerde olsun, desteklerini üzerinden eksik Evet. etmiyorlar. Evet. Burada Bay Şima 2 sene veya 3 sene önce Türkiye'ye geldi, ziyaret etti bizi. Videolarımızın içinde görürsünüz. Sağ olsun. Çok yani TETAŞ'a da teşekkür ederiz. Geldiler. İlk göz ağrılarıyız. Biz 1988-89'dan beri Japonlardan makine alıyoruz. Tesisimizdeki bütün makineler Japon. Hem örgü olsun hem nakışlama, birazdan göreceksiniz. Hep Japon teknolojisi. Zaten son teknoloji bunlar.
İktin ablacığım, şeyi anlatır mısın? Şimdi mesela diyelim genelde soruluyor. Efendim imalat yapıyor musunuz yani markamıza vesaire? Sana çizim veriyorlar. Doğru mudur? Yani tasarladıkları bir modeli veya istedikleri bir ürünü bu şekilde çizimini, fotoğrafını yolluyorlar. Ondan sonra da sen bunun desenini çiziyorsun değil mi? Evet, doğru. Ve buradaki her renk bir esasında, hani şimdi diyorlar ya kodlama, yeni nesil öyle söylüyor ya, biz desen diyoruz. Esasında siz burada bir kodlama yazılım yapıyorsunuz. Aynen. Makinenin anlayabileceği şekilde. Aynen. Ve buradaki her örgü, her renk bir örgüyü temsil ediyor. Evet. Yanlış mı? Evet, doğru. Aslında bu tasarımın teknik hali. Yani biz tasarımı teknik haline çeviriyoruz. Makinenin anlayacağı dile getiriyoruz. Anlayacağı dile çeviriyoruz. Yani yazılım yapılıyor yazılım esas. Yazılım yapıyoruz. Evet. Nevi. Hani teknik, bizim yaptığımız iş aslında tamamen teknik. Evet. Diğer görsellikler vesaire tekniğin üzerinde. Yani, yani bu Photoshop gibi değil. Yani şimdi geliyorlar Korelciler, Photoshopçular. Yok öyle bir durum değil. Burada sen bir kere gel Cenk. Şuradaki görmüş olduğun her rengin, her teknik rengin bir anlamı var. Tabii. Onlar kaç tane var, renk var orada İknur Hanım? Yani toplamda. Bizim kullandığımız 256 tane. 8 tane aktif ve biz onun üzerine 255'e kadar da kendi kodlarımızı yazabiliyoruz. Yani şu renkte şu örgüyü yap diyebiliyoruz. O yüzden şu anda 255 renge kadar kullanabiliyoruz. Düşünün, 255 ayrı teknik örgü demek bu. Yani bu tamamen örgünün tekniği. Yani bunu sadece bizim makinalarda çalıştırılabiliyor. Tabii. Yani Photoshop dediğimiz farklı bir olay. Bambaşka bir şey. Yani bu böyle bir olay değil. Bu tamamen yazılım gibi bir şey. Evet, aynen. Ya gibi bir şey değil. Bence yazılım, yazılım zaten. Yazılım yani bu. Öyle. Adam oturuyor, web sitesi yazılıyor. Evet. O da bir dille yazıyor. Bu da Shimaseki'nin dili. Evet. Sen bunlara renk vererek burada tamamen örgüyü ayarlıyorsun. Aynen. Yani Photoshop'un programını getirip bizim makinalarda çalıştıramayız. Tabii canım. Yani tamamen kesinlikle bu program olmalı. Bir şey söyleyeceğim. 30 sene Mehmet abi. Kaç senedir bu, yıllardır bu işi yapıyorsunuz? Yani şimdi bu videoları gençler de izliyor. İster miydiniz gençlere bu mesleğe girmesini? Zorluğu ne, şeyi ne? Şimdi mesleği sevdiğin zaman zevkli bir meslek. Yani ben yaklaşık 35 sene oldu bu işi yapalı. Ben severek yapıyorum mesleğimi. Çocukluktan itibaren yaptığım bir meslek. Halen de severek yaptığım bir iş. Kendini geliştirdiği sürece bu meslekte bunu zevk vererek yapacağı bir iştir. Ama geliştirmezse, olduğu yerde kalırsa bıkkınlık verir. O yüzden her gün her teknolojiye ayak uydurup kendini geliştirmesi lazım. Zevkli bir iştir. Aynı anda hem desen çiziyorsun hem tasarım yapıyorsun. Tabii. Yani bir de böyle bir durumu var. Evet. Sadece tam desenci olarak, desenatör olarak görünüyoruz ama aynı anda tasarım da yapıyoruz. Triko'nun tasarımcısı yok. Yani ben bugüne kadar denk gelmedim. Geliyorlar. Tasarımcıyım ben. Ben tasarımcıyım. Tamam, tasarımcısın da sen neye göre tasarımcısın? Örgü bilmez. İplik bilmez. Şimdi Triko'da şöyle bir şey var. Sen eğer örgü bilmiyorsan, iplik bilmiyorsan, kumaş, tuşe, geç vesaire bilmiyorsan tasarlayamazsın abi. Bu imkansız bir durum yani. Daha sen bunu çizerken atıyorum X bir iplikten diyelim viskonelit veya diyelim yunaklik. Sen bunu çizerken bileceksin bitmiş halini. Yani onu göremiyorsan zaten her şey. Bu da tecrübeyle oluyor. Aynen öyle. Çalışarak oluyor. Aynen. Değil mi? Tamam. Yıllarını vererek oluyor. Bilgiyle oluyor. Kapat. Çünkü her iplikte veya her geçte çizdiğin aynı desen farklı bir hali alabiliyor. Kesinlikle. O yüzden yani örgüyü bilerek, ne yaptığını bilerek yapmak çok daha farklı bir şey. Değil mi? Yani biz aynı bütün gençleri de bekliyoruz bu arada. Yani gerçekten bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Üzülüyorum ben. Biz gençler istiyoruz aramızda. Şimdi İknur abla bakın bak çok basit bir örnek. İknur abla. Hayatını bu mesleğe vermiş. 18 yaşına girmiş. Kaç yaşına gelmiş bu işi yapıyor. Ya bu bir esasında duayen. Vedat abi öyle. Ya bunlar kolay yetişmiyor. Vallahi yetişmiyor. Şimdi biz aramızda genç, teşke şurada birkaç tane genç olsa da yetiştirseniz. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. Onlar da bir sonraki nesili. İnsanlar bu trikoyu giyecek. Yani
Bizim ülkemiz yok Bangladeş'ten malım, Çin'den malım. Değil kardeşim, bunlar giyilecek. Biz bu işi dört dörtlük yapıyoruz. Ya dört dörtlük örneği burada işte. Ah, bu firma Armani'nin Moskova'da distribütörü aynı zamanda. Roberto Cavalli'nin de. Bunları konuşmam bilmiyorum yani, kesilir mi? Yani büyük markaların şey, biz bu adamların ürünlerini yapıyoruz. Bu arkadaşlar çiziyor bunları. Bu insanlar dokuyor. Demek ki yapabiliyoruz. Biz aramıza gençler istiyoruz. Mesleğimizin devamını sürdürebilecek. Şimdi aslında her şey para demek değil. Evet. Ferrari'ler, Porsche'lar, Morsche'lar göremiyoruz yani, değil mi? Ama ya nankör bir meslek. Bunu kabul etmek lazım. Yani triko zor ama zevk alırsan aç kalmazsın. Kolunu bileziğini takarsın. Hem de o bilezik Allah'ın izniyle. Yanlış mı? Yanlış mı söylüyorum? Öyle veya böyle rahat bir şekilde yaşarsın, geçinirsin. Doğru mu? Yani aramıza bekliyoruz. Bakın burada bu kadar ustalar var. Bu işin çıraklığı buralardan geçiyor. Büyük değerler yani. Çok büyük değerler. Benim ustalarım. Hepimizin ustaları. Onlar da birilerinden öğrendiler. Yanlış mı? Tabii ki. Yani bizim de ustalarımız var. Bu iş zaten o şekilde olur. Şimdiki nesil aslında daha meraklı olsa hem eğitim, okuldan eğitim, değil mi? Bir de alayla eğitimi aldığı zaman, ikisini birleştirdiği zaman çok daha farklı şeyler oluyor. Şimdi İknur abla, bize tekstil meslek liseleri öğrenci yolluyor. Tilsat da yolluyor, stajyer. Geliyor adam, başlıyor burada. Hani kızlar, erkekler. Bir ay, iki ay çalışıyor. Kızım nereye? Ben bu mesleği yapmayacağım. Niye kızım, okulunu okuyorsun? Yok, çok zor. Ya arkadaşlar, kolay bir şey yok. Ya kolay ne var ya? Ya domates bile yeşil değil mi? Pişe pişe kırmızı oluyor güneşten yani. Şimdi pişmeden bir şey olmuyor ki. Çiğ et yer misin? Pişecek değil mi bu yani? Yok, geliyor meslek lisesinden, ben yapamam Emre Bey. Ne oluyor? Ülkenin esasında şeyi gidiyor yani, değil mi? Enerjimiz tabii gidiyor ülke olarak yani. Bir yerde bu mesleği aktarabileceğimiz nesiller yetiştiremiyoruz. Arkadaşlar, dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi triko da Türkiye. Üçüncü galiba, değil mi? Eskiden ikinciydik, şimdi üçüncüyüz. Ben öyle biliyorum. Yani ilk üç arasında triko sanayi Türkiye'de, şey dünyada. Yani inşallah gençler yetişir, İnşallah. Devam eder. Bir şey söyleyecek misiniz? Bugün spiker benim. Bir şey söyleyecek misiniz? Siz çok güzel aktardınız. Peki, kolay gelsin. Buyurun gelin bakalım. Şimdi tasarıma. Kolay gelsin. Benim küçücük mutfağımı çekmeyeceksiniz mi? Küçücük mutfağını çekmez olur muyuz ya? Lütfen. Şimdi bir tane büyük mutfağımız var. Burası da ofis. Ooo. Bayan tasarım. Gördüğünüz gibi yine sen. Tostlar içeriye değil mi? Evet. Hadi geliyoruz, yemeğe sıcaksın. Yapalım mı? Yapın yapın. Benim kafam kel mi be? Yapıyorum. Wow, yapalım mı diyorlar. Evet. Sizi bekliyorum. Geldim. Hoş şimdi, geldiniz. Şimdi burada esasında tasarımcılarımız var. İki tasarımcımız yabancı. Gaye Hanım Rusya'dan. Kızımızın ismi neydi, ben unutuyorum. Maria Hanım da o da Rusya'dan. Ayrıca de İspanya'da eğitim almış bir tasarımcı. Bu şekilde tasarımlarını çiziyorlar. Çizildikten sonra tasarımlar deminki gördüğünüz işlemlere gidiyor. Kumaş seçimleri yapılıyor burada, görüyorsunuz. Neyi neden yapalım? Nakışlama, dijital desen, her şey burada ekip halinde. Yani burası baş tasarım oluyor arkadaşlar. Desenlerini vesairelerini bir şekilde tasarlanıyor hemen. Taşlar, maçlar, triko, miriko gördüğünüz, deminki departmanda gördüğünüz gibi gidiyor. Bu hanımefendi, kızımız da bunları organize ediyor tam ortalarında. Showroom'umuz da hemen yanında. Sürekli modeller bu şekilde çıkıyor. Sürekli. Hepsi kendimize özgün tasarımlar. Bizi kopyalayan arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Allah aşkına biraz beyniniz yok mu kardeşim? Biraz saksınızı çalıştırın, yapın. Bizi kopyalamayı artık bırakın yani. Ben usandım. Selamun aleyküm. Afiyet olsun. Şimdi bu abilerimiz de gelmişler. Sayın abilerimiz. Bahattin abim, Metin abim. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Bizim için çok değerli bir müşterimiz demek istemiyorum. Abilerimiz yani. Öyle söyleyeyim. Aile olmuşuz. Kaç sene oldu Metin abi?
15 dile kolay ya. 15 senedir biz beraber çalışıyoruz. İsim zikredersem etmeyeyim. Bu şekilde yani şimdi buraya ya şimdi bana sürekli soruluyor. Minimum kaç adet yapıyorsunuz? Buyurun. Minimum kaç adet yapıyoruz? 780 adet mesela bu sipariş. Bir renk bir beden 260 adet. 3 beden oluyor. Ve ne kaç renk olmuş? 2 4 6 renk üretiliyor bu mal. Bu şekilde oluyor. Kritikler burada yapılıyor müşterilerimizle beraber sipariş açılmasına giriyor. Böyle çalışma prensibimiz bu yani. Gel bakalım Cenk. İstediğiniz modeli verebilirsiniz. İstediğiniz deseni üretebiliriz. İstediğiniz ne bileyim. Burası da benim odam. Şimdi burada rahmetli babam, Allah nur içinde yatırsın, benim ustam, babam, atamız, bizi yetiştiren insan, Allah onu nice nice, sadece beni değil, İlknur'u, Vedat'ı, buradaki görmüş olduğunuz birçok insanı yetiştiren üstattır. Benim babam olduğu için söylemiyorum, bu ülkeye çok büyük hizmet etmiştir. Ben insanlardan bunu rica ediyorum. Ya bakın, ülkenin kaynaklarıyla okullar okuyorsunuz, üniversiteler okuyorsunuz. Ben de okudum. Çok iyi, ciddi okullardan mezunum. Bizim bu ülkeye bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu ülke bizim ülkemiz. Çalışmamız gerekiyor. Eğer baba beni yetiştirdiyse ben de evlatlarımı, çalışan kardeşlerimi yetiştirmem lazım. Ve bu şekilde bu ülkemiz gelişerek devam etmesi lazım. Bu ülkenin sahibi biziz. Biz deriz yani. Biz emekçileriz. Hepimiz emekçiyiz. Patron falan değilim ben. Ben asla patronluğu kabul etmiyorum. Ben öyle bir insan olamadım. Zaten meslek de ona uygun değil. Gravatla hiçbir zaman fabrikaya gelemedim yani. Onu söyleyeyim. Burası fabrikamız. Birazdan diğer bölümlere de gideriz. Buralar nakış, taşlama vesaire. Geçeriz, görürsünüz. Şimdi, bunlar Lale'deki toptan mağazalarımız. Burası Interpolo, burası Koska. Bunlar da Antalya. Antalya Rixos. Mallar gelmiş arkadaşlar açıyor. Sungate ve Belek mağazalarımız. Bütün kontrolümüz buradan oluyor. Merkez yer zaten burası. Bu şekilde bunlar da sağ olsun 2019 yılında İhracatçılar Birliği bize bu plaketi verdi. Yaptığımız ihracatlardan dolayı. Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı, Kızılay Vakfı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ olsun vermiş olduğu plaketler evde. Bunu da belediye başkanımız verdi yapmış olduğumuz yardımlardan, istihdamlardan dolayı. Bu şekilde günlerimiz böyle geçiyor ve çalışmak. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Tekrar ediyorum belki kafanızı çok şişirdim. Biz bu ülkemiz için mücadele veriyoruz, ihracat yapıyoruz ve aramıza genç arkadaşlar istiyoruz. Onları eğitelim, öğretelim mesleğimizi, onlar bu mesleği daha ileriye götürsünler. Benim yaşım artık 44 oldu. Ben kaç yaşında girdim? 11 veya 12 yaşındaydım bu mesleğe girdiğim zaman. Demek ki 32 sene geçmiş, 30 sene geçmiş. Çalışıyorum. İnşallah gençler bunu bir 30, bir 100 sene daha götürürler. Bu ülkeye, bu vatana vergi öderler. Efendime söyleyeyim, ihracat yaparlar. Böyle.